Merhaba arkadaşlar, ben Panormos'tan Serdar. Panormos.tatu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bobinli bir dövme makinesi setinin nasıl olacağı, içerisinde hangi ürünlerin bulunması gerektiği, setin kurulumu nasıl yapılır, dövme makinesinin ayarı nasıl yapılır, bununla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi setin açılımına geçelim. Biz bu seti ikiye ayırıyoruz. Setin ana malzemeleri, demir başları ve sarf malzemeleri. Kutu açılımını yapmış bulunmaktayım. Şu an sol tarafımda setin sarf malzemeleri, sağ tarafımda setin demir başları bulunmaktadır. Önce sarf malzemelerin tanıtımını yapacağım size. Setin içerisine 2 adet transfer kağıdı koyuyoruz. 1 adet transfer jeli, 1 adet cleaner, temizleme sıvısı. Bu ürün konsantre bir üründür. 4 litre suyla karıştırabilirsiniz. 500 ml'lik piset, 50'şer adet karışık iğne uç, içerisinde gölge, çizim, dolum iğneleri mevcuttur. 500 ml'lik Tatubul tatu vazeli. 2 adet Radiant Harajuku marka, outlining ve shading, çizgi ve gölge olmak üzere birer havuzluk boya. 2 adet Tatubul Silver bakım kremi. Hazır böyle bir paket yapıyoruz. İçerisinde o-ring, rubber band, bar lastiği bulunuyor. Bunu bobinli makinenin ayarlarında kullanabiliyorsunuz. Bir adet plastik potalık, 150 adet civarı küçük boy pota, çalışmalarınızı yapmanız için suni deneme derisi, 2 adet grip köpük tutacak, 5 adet temizleme fırçası, 1 adet de makinenizin ayarları için alyan anahtarı. Sarf malzemelerin tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bütün setlerde aşağı yukarı sarf malzemeler aynı oluyor. Setin sadece demir başları değişiyor. O da bütçenize göre, paranıza göre, herkesin bütçesine uygun makine ve adaptör tercihleri değiştirilerek setler hazırlayabiliyoruz. Şimdi demir başlarımızı açalım. Bir adet bobinli makinemiz var. Bir adet smart dijital dövme adaptörü. Pedalımız, klip kordumuz, makinenin gribi. Evet, öncelikle bobinli makine nedir? Bobinli makine 2 adet bobin, 1 adet kondansatör. Üst demir barı, dövmeciler bunu daha çok çekiç olarak adlandırılır. Üst bağlantı, ayar vidası yeri ve kelebek vida grip borusu sıkma yeri olarak. Çalışma mantığı gayet düzdür arkadaşlar. Bobinli makinenin çalışma mantığı şudur arkadaşlar. 2 adet bobin kondansatör yardımıyla üst demir barına, yani çekice, manyetik alan oluşturur ve çekicin aşağı yukarı hareket etmesini sağlar. Bu sayede bobinli makine çalışır, iğne dik bir şekilde hareket eder. Şimdi setin kurulumuna geçelim. Öncelikle adaptörümü açıyorum. Thank you.
Adaptörümün üstünde iki tane giriş yeri var. Genellikle arkadaşlar adaptörlerde pedal sağ tarafa, clip cord sol tarafa takılır. Eğer bunlar altlı üstlüyse clip cord üst tarafa, pedal alt tarafa takılır. Zaten adaptörlerinin çoğunun üstünde clip cord ve pedal giriş yerleri resmi olarak simgelenmektedir. Hazırdan pedalımı takıyorum. Şimdi geldik makinenin kurulumuna. Gribimde iki tane ayar vidası yeri var. Öncelikle gribimin içindeki grip borusunu bir boşluğa çıkaracağım arkadaşlar. Bu vidayı gevşeterek. Tipsimi taktım. Bu iğnenin tipsten bir tırnak boyu kadar, yani 0,5-1 milim arası çıkması yeterli olacaktır. Ona göre grip vidası borusundan bunun ayarını yapıyorum. Son işlem olarak makinenin daha sağlıklı çalışabilmesi için bir adet rubber band lastiği makinemin iğnesine takacağım. Lastiğin boyu küçük olduğu için tek bir sarım atmam yeterli arkadaşlar. Çok fazla lastiği de gerdirirseniz bu sefer makinede kasma yapıyor. Makinenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel oluyor. Bilginiz olsun. Makinenin arkasında iki adet clip cord kablosunun giriş yeri var. Onu takıyorum. Şu an makinemin kurulumu hazır. Makinem bana geldi ama çalışmıyor. Bunun ayarını nasıl yaparım? Bobinli makinelerin ayarı genellikle bozulur arkadaşlar. Bunları kendiniz evde yaparak veya dövme stüdyonuzda yaparak belli bir süre sonra zaten aşina olacaksınız, pratikleşeceksiniz. Bu makinede 3 tane ayar yeri var. Bir şu arka üst demir barının bağlı olduğu.
Yavaş yavaş bu şekilde makinenin doğru çalışma yerine geldiği anda vidayı sıkacağım. Yavaş yavaş vidayı sıkarak makinenin ayarını yapıyorum. Şu an tam ortaladığımı düşünüyorum. Vidayı sıktım. Bir tık gevşeteceğim. Hafif bir cızırtı var. Evet, şu an makinemin ayarı gayet güzel bir şekilde oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada setleri hazırladığımız her zaman alıcı arkadaşların, bu işe yeni başlayan arkadaşların veya dövme yapabilen arkadaşların kendini daha iyi geliştirebilmesi için setin içerisine, yani bir dövmecinin ihtiyacı olan bütün malzemeleri koymaya çalışıyoruz. Önceliğiniz demir başlarınız olsun. Sarf malzemeler bir süre sonra tükenecek. Tekrardan yerine koyacaksınız. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.